Bütün dostlarıma merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videomu geçmeden önce kanalıma üye ve abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Rahmetli Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. İstikbal göklerdedir. Bu sözü gençlerimizin iyi idrak etmesini isterim. Bazıları bu sözün ne demek olduğunu anlayamadığını düşünüyorum ama dünyanın bu durumunda bakınca, eğer takip ediyorlarsa elbette, bu sözün ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlayacaklardır ya da anlamışlardır diye umuyorum. İstikbal göklerdedir. Atatürk, Türk havacılığına çok önem vermiş ve bunun gelecekte gerçekten ülkemizin bağımsızlığı için ne kadar kıymetli olduğunu gerçekten kavramış ve hemen faaliyete geçmiştir. Türk Hava Kurumu'nu kurmuştur. Bu kurumun kurulmaması için İngilizler, diğer devletler çok uğraşmışlardır. Atatürk öldükten sonra elbette biraz da başarılı olmuşlardır. Türk havacılığı uyku moduna geçirildi. Daha düne kadar geçirilmiştir. Ama Türk Hava Kurumu yaşamaya devam etti ve hala daha yaşıyor. Türk Hava Kurumu'nda bulunanlar güzel bir söz söylerler. Türk Hava Kurumu uçuşun sıfır noktası derler. Bu her şeyin burada başladığını, pilotların burada yetiştiğini, planörler olsun, diğer havayla ilgili, uçmakla ilgili her şeyin burada başladığını ve burada yetiştirildiğini anlatmak isterler. Kanımız da burada başladı. Kanun pilotları da burada yetişecek, burada yetişti. O yüzden bu kurumumuz çok kıymetlidir. Kurumumuzu birçoğumuz Türk Hava Kurumu'nun Kurban Bayramı'nda topladığı derilerle ya da bağışlarla hatırlarlar ama sadece o değildir. Pilotlarımızı yetiştirirler. İstikbalimizi garanti altına alırlar. Atatürk'ün söylediği gibi istikbal göklerdedir cümlesinin icraata çevrildiği yerdir burası. O yüzden bu kurumumuzu desteklemeye devam edelim. Bu kurumumuzu desteklemek istiyorsanız, bir pilot da siz yetiştirmek istiyorsanız THK yazı SMS olarak 1925'e SMS atınız. Bu şekilde kurumumuza 20 lira, 20 Türk lirası bağışla bulunmuş olursunuz. Umarım birçoğunuz SMS'lere bol bol gönderirler. İstikbal göklerdedir ama bazı muhalefet, gençlerimiz özellikle İHA'mı SİHA'mı yiyeceğiz diyerekten işi basitleştirmeye muhalefet yaptıklarını zannederek bu cümleleri sarf ettiler. Dünyanın gidişini hepiniz de görüyorsunuz. Savaş başladı diyorlar. 3. Dünya Savaşı başladı diyorlar. Ukrayna'da insanların ne kadar acımasız olduğunu görüyorsunuz. Savaşta İsraillerin Filistinlere yaptığı soykırımı görüyorsunuz. Açlıkla terbiye ediyorlar, soykırım ediyorlar ve bu savunmasız halkı savunan yok. Yani güçlü olan kazanıyor, güçlü olabilmek için de savunma sanayinizin çok güçlü olması lazım. Silahlarınızın demiyorum bakın arkadaşlar, savunma sanayinizin diyorum. Yani bütün savunmayla ilgili her şeyi kendinizin yapabilmesi gerekmektedir. Kimseye bağımlı olmamanız gerekmektedir ki size karşı kötü niyet beslemesinler, size saldırmaya dahi cesaret edemesinler. Siz İHA SİHA yerine gerçekten patates soğanı ucuza alıp yeseydiniz şimdi bu kadar rahat olabilecek miydik? Bir de o yönüyle düşünün. Elbette bizler de daha iyi hayatı hak ediyoruz. Biz de aynı fikirdeyiz. Paralarımızı, kaynaklarımızı halkımız için harcamalıyız. Ama savunma sanayimizde bizlerin güvenliği, devletimizin ve bizlerin varlığını garanti altına almak için, korumak için yapıldığını da hiç unutmayın. Muhalefet
bu şekilde yapılmaz. Muhalefetin yapılacağı yerler farklıdır. Ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Irak'ta? Dış politikalar bu şekilde iç politikayla karıştırılmaz. Bizim işimiz o ülkelerde kendi güvenliğimiz için olduğunu şimdi idrak edebiliyorsunuzdur umarım. İdrak edemeyenler gerçekten savaş kendi topraklarımıza geldiğinde anlarlar ama iş işten geçmiş olur. Umarım bizim topraklarımız savaş yüzü görmez. Bu savunma sanayimiz bizi bu şeytanlardan korur. Niyet dahi edemezler ülkemizi saldırmaya ya da ülkemize savaşı sokmaya. Umarım politikacılarımız oyuna gelmez. Bir şekilde bizler de savaşa alet olmayız. Bizi savaştırmak isteyecekler. İsteyenler çok olduğunu da biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri kendisi savaşmıyor. Maşalarını kullanarak savaştırıyor. O da silahlarını satıp zengin oluyor ve amaçlarına o aparatları, o maşaları sayesinde ulaşıyor. Zayıf düşürüyor karşı devletleri ve sonra da kendisi gelip düzeni kuruyor. İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi bütün amaçladığı dünyayı yönetmek. Bakın Ukrayna ile Rusya'nın gücünü zayıflatmayı düşündüğü tam ters bir etki yarattı. Belki bunda başarılı da olmuş olabilir ama Moskova'da olanları görüyorsunuz. Moskova'dakiler İHA'mı SİHA'mı yiyeceğiz demediler. Bakın böyle olduğu halde hiç kimse hiçbir yerde emniyette değil. Bu kullanışlı terör örgütlerini DAEŞ gibi, PKK gibi devrem kiralık terör örgütlerini her yerde kullanıyorlar. Bunlar sadece maşa, aparat ve bunu o Amerika gibi ülkeler kendi amaçları için kullanıyorlar. Aparat olmaya da çok istekli, çok hevesli insanlarımız var maalesef ülkemizde. Bunlardan kurtulmak için bizim güvenliğimizi yurt dışından itibaren sağlamamız gerektiğini yeni yeni anladık. Ve o yüzden Libya'dayız, o yüzden Suriye'deyiz, o yüzden Irak'tayız, o yüzden Somali'deyiz, o yüzden Azerbaycan'dayız, o yüzden Kosova'dayız, o yüzden Arnavutluk'tayız, o yüzden diğer Türk devletlerindeyiz ve olacağız. Güçlü olursak İHA ve SİHA yememize gerek kalmayacak. Biraz espri olsun, ben İHA SİHA değil de en çok Kahan'ı daha lezzetli buluyorum. Akıncı ondan sonra geliyor. Anka 3 de fena değil. Aslında Anka 3 belki de Akıncı'dan daha lezzetli. Ve yemekten sonra bunları yedikten sonra tatlı olarak da DCG Anadolu'dan bir porsiyon alıyor. İşin şakası elbette bunlar. Umarım bu karalama muhalefeti biter. Kişiye yönelik karalama muhalefeti. Aslında bunlar muhalefet bile değil. Bize size muhalefet olarak yutturdular. Kılıçdaroğlu gibi adamlar bunu yaptı. Kişiye yönelik muhalefet yaptı. Aslında partide koltuğunu korudu. Yani cambaza bak cambaza diyerek o kendisi istediğini yaptı. Partide istediği adamları getirdi. İstediği adamları götürdü. Dediğim gibi İHA SİHA karşıtlığıyla karşıtlığını bu insan getirdi. Savunma sanayimizi karşı gelmeyi bu insan getirdi. Gerçekten Kılıçdaroğlu milli güvenlik tehlikesi oluşturan birisiydi. Onun gibi çok insanları yerleştirdiğine ben inanıyorum partinin kilit yerlerine. Umarım bu insanlar o partide ilerlemezler, karar verici duruma düşmezler. Yoksa tarihimiz hep tekerrürden ibaret olur. Bir Kılıçdaroğlu gider, öbürü gelir ve onlar da der ki İHA mı yiyeceğiz, SİHA mı yiyeceğiz ama seçmenlerine de önüne seç diye odun korlar ve seçmenleri de odun yerler. Tekrar etmek istiyorum. Bir pilot da siz yetiştirin. 1925'e DHK yazarak
SMS atarak 20 liralık maaşta bulunun. İstikbalimizi garanti altına alın diyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İzleme süresine ihtiyacım var. Videomu sonuna kadar izleyen dostlar, sizlere minnettarım. Bana güç katıyorsunuz. Elbette abone ve üye olarak da güç katabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok değerlidir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.